kadınlar Türkiye'de ne zaman özgürleşecek? Ne zaman daha rahat bir hayat yaşayacak? Ya da kadınlar Türkiye'de artık ne zaman öldürülmeyecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Canımın içi işte. Adamlar geleneksel dinimiz diyor, geleneksel inancımız. Kardeşim sen zamanla gelişen bir dehşet sisteminden bahsediyorsun. Zamanla gelişen bir şirk sisteminden bahsediyorsun. Tertemiz dinimiz diyor. Ya senin dininde sakal keseni öldürme var mı? Nasıl tertemiz oluyor böyle bir din? Sen uydurma bir din meydana getirmişsin. Şirk dini mi getirmişsin? Kan dini. Dehşetle şiddet dini hale getirmişsin. Adam diyor ki ben diyor Hristiyan olmak istiyorum diyor. Uzat boynunu diyorlar. Keseceğiz ve şehrin çöplüğünü atacağız diyor. Zina edeni diyor taşlayarak öldüreceğiz diyor. Hırsız olan onu da öldüreceğiz diyor. Yani peki zekat vermeyen onu da öldüreceğiz diyor. Namaz kılmayan onu da öldüreceğiz diyor. Ya öldürmediğim bir konu yok ki. Her şeyi öldüreceğim diyoruz. Böyle bir din anlayışı olur mu? Ve kitlevi münafık çıkarıyor ortaya tabii. O sistemde tabii kadını öldürme. Kadın zaten yarım var, buçuk diyor. Bak mesela diyor ki o zat diyor Hacı Bayram bir yerde çadır kurdu. Hacı Bayram veriyor. Kendi binler müridini ortaya topladı. Toplattı. O da emretti. Ben bir imtihan yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emri kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti. Göğe has bir müridini kesti. Cennete gönderdi. O kanı gören binler müritler daha hiçbir şeyi dinlemedi. Bak daha hiçbiri şeyi dinlemedi. İnkara başladılar. Yalnız bir adam dedi başım feda olsun. Yanına gitti. Sonra bir kadın daha dahi gitti. Bak sonra bir kadın dahi gitti. Başkalar dağıldılar. O zat hükümet adamlarına dedi, işte benim bir buçuk müridim bulunduğunu gördünüz, bir buçuk. Biri adam, buçukta kadın. İnsan değil, yani buçuk. Ve bunu iftiharla anlatıyor, bu da nereden, bu kaynağı ne bunun? Bu Risale-i Nur'daki usluba benziyor ama bu tabi her yerde var bu uslup. Her yerde bilinen bir şey. Mesela diyor ki Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi, kadında akıl yoktur. Akılsız diyor. Kadında akıl yoktur. Bitti. Aydın bir karara varamaz. Peygamber dedi ki diyor, onunla danış, dediğinin tam tersini yap, düş yola dedi. Nefsini kadın tanı, kadından beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur. Kadınlara danışın, sonra ne dedilerse aksini yapın. Mesnevi, birinci cilt. Gerçekten de kadınlara asi olmayanlar helak oldu diyor. Her yerde nefret öğretilmiş, öfke öğretilmiş, karşı olmak öğretilmiş. O yüzden kadınlara karşı muazzam bir sistem, acımasız bir sistem, ezici bir sistem geliştirilmiş idi. Biz de bunları yerle bir ettik. Ve bundan sonra da yerle bir etmeye devam edeceğiz. Ve utanmadan bunu yapıyorlar ve acımasızca yapıyorlar idi. Sıkıysa bundan sonra yapsınlar göreyim. Baksana Ebu Davud, Müslim, Tirmizi, sahih hadis kitaplarında. Bak peygamber adına yalan söylüyorlar, uydurma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şurası muhakkak ki kadın şeytan suretinde gelir, şeytanın suretine gider. Yani şeytandır diyor. Şeytan gibi gelir, şeytan gibi gider. Kadın. Adam ne yapıyor? Ya diyor ben şeytanı öldürdüm diyor. Cehennem ehlinin %99'u kadındır diyor. Ya bu nasıl bir öfke ya? Yani bu kadar mübarek varlıklara, bu kadar güzel varlıklara bu öfke nasıl oluyor ya? İnanılır gibi değil.